16 aday tam 13 haftalık benzersiz bir iş görüşmesi için İstanbul'a geldi. Bu onlar için gerçekten büyük bir şans. Hem iş dünyasının inceliklerini öğrenmek, hem de dolgun bir maaşla yanımda çalışmak için olağanüstü bir fırsat. İlk görevlerini İMKB'de alınca görkemli bir şey beklediler. Ama ben işe sıfırdan başlamalarını istedim. İlk göreviniz kestane satmak. Hanımlar, beyleri büyük bir yenilgiye uğratarak kazanan takım oldular. Üşüyen deve sıcak kestane. Beyler kaybetti ve yönetim kurulu odasına girdi. İsmail, seninle çalışmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Epsilon ve Okyanus şirketleri ikinci görevlerini Ortaköy'de aldılar. Yeni bir görev hazır mısınız? Bu görevinizde hizmet sektöründe iş yapmanın inceliklerini öğreneceksiniz. Hanımlar biraz gerginlik yaşadılar ama bunu işlerine yansıtmadılar. Şahsi olabilir. Çünkü son birkaç saattir Aysun'dan bana karşı ben negatif bir elektrik alıyorum. Seda'nın başarılı olduğunu hissettiği herkeste bir sorunu vardır. Beyler aralarında 3 restoran işletmecisi olduğu için işe avantajlı başlamışlardı. Fakat motivasyonları çabuk düştü. Aslında yaptığımız promosyonların tamamı yakınlık oldu. Ve kaybeden takım oldular. Baran, sen iyi bir liderlik gösteremedin. Seninle çalışmak istemiyorum. Çırak adaylarının üçüncü görevi pazarlık yapmaktı. Hanımlar yeterince araştırma yapmadılar ve zaman zaman da gerginlik yaşadı. Bırak biz gidip alalım şu çalgıyı. Burada lider bensem, tamam mı? Bana seçme şansı bırakın. Balıkla ilgili lütfen kesin bir şey söylesin. Zevkimden bekletmiyorum. Burada bir balıkçının fiyat vermesini bekliyorum. Beyler ise iki haftalık yenilginin ardından bu kez kazanmak için çok istekliydiler. İyi çalıştılar ve gerçekten sıkı pazarlık yaptılar. 6.100.000 lira iyi midir? Gerekiyorsa biraz da zarar et. Ama ben kar edeceğim. Hadi. 6.1. Bu kez hanımlar kaybetti ve giden Gizem oldu. Seninle çalışmak istemiyorum. Dördüncü hafta takımlar görevlerini Türkiye'nin önde gelen reklam ajanslarından birinde aldılar. Çok güzel bir ürün var elinizde. Sızmanın zeytinler. Önce ambalaj, isim ve basın ilanı çalışması yaptılar. Her takım kendi kampanyası için bir de reklam filmi çekti. Elinize şöyle yapalım, biraz uzatalım böyle müşteriye. Sonunda ajans yönetiminden oluşan bir kurula sunum yaptılar. Ah ki doğaya, göze çarpan doğallık. Hanımefendi, en safını tercih ettiğinize emin misiniz? Kazanan grup erkekler oldu. Bayanlardan bu defa ekipten ayrılan isim Senem. Beşinci hafta Epsilon ve Okyanus şirketleri görevlerini pazar yerinde aldılar. Bu hafta görevinizde hem alacaksınız hem satacaksınız. Satış yeriniz Etiler Ulus Pazarı. Beyler verdikleri doğru kararlarla gün boyu hem satış yaptılar hem de eğlendiler. Everybody. Abla dedikodu çıkmış, pazar olanı bu kadar yakışıklıyı bir arada görmek. Hanımların ise yaptıkları tezgah seçimi ve seçtikleri ürün pek doğru değildi. 3 milyon! 2 milyon! Sonuçta beyler bir kez daha kazandı. Bu kez bayanlardan giden Begüm. Begüm seni pasif kalıyorsun diye ikaz etmiştim. Seninle çalışmak istemiyorum. Ve geçen hafta Epsilon ve Okyanus şirketleri kültür ve sanata destek vermek için çalıştılar. Sizin görevlerinizden biri aslında vakfın misyonunu tanıtmak. Siyah Lale en prestijli kartımız. Fiyatı 4 milyar. Beyaz kart fiyatı 2 milyar. Sarı Lale'miz emeklilere ve üniversite öğrencileri için geçerli. 150 milyon. En çok satılan lalemiz Kırmızı Lale. Beyler yüksek fiyatlı kartları satma hedefine ulaşamadılar. Ama toplamda çok sayıda kart sattılar. Beyler nasıl? Budur, şans budur. Husamettin Bey'e şans. Husamettin Bey ya. Sağ olun ya. Teşekkür ederiz ya. Hanımlarsa yüksek fiyatlı kartları satmayı başarmalarına rağmen kart sayısında erkeklere göre
çok feriydi. Yoldan geçen birine... Yok artık. Yoldan adamı çevirip siyah kart olayı. Ancak hanımlar önemli bir satışları iptal olmasına rağmen kazandılar. Ekipten ayrılan kişi ise Cem oldu. Geriye 10 kişi kaldı. Bakalım bu hafta kim düşleriyle vedalaşacak? Sözü dinle ve ne olursa şu çenene birazcık sahip ol. Yani birazcık sahip ol ve ne diyeceğini doğru düzgün söyle. Manyak. İdol mu olmaya çalışıyorsun? Yok, idol lütfen değil. Aynen şöyle oldu. Bir dakika dur. Zeynep sus kurulasın. Tamam, tamam. Ya merak etme. Ebe ismi gibi de var. Senin kızını merak ediyorum. Tahmin edemem. Benim çok var. Planları şaşırt. Gelsin bir çok atacağım ama. Bana şey dedi. Ahmet dedi, zamanlama hatasına rağmen dedi, sen iyi bir lidersin dedi. Ben teşekkür ettim. İçerisi çok ilginç bir yer yani. Ben stres yapmadım yani. Son 3 kişiden. Teşvik etmekten çok memnun gibi görünüyorsun. Nerede? Bak hani. İçeriği görmek için mi girdin? Çünkü içeriye girdim. Biz sana anlattık o kadar. Ben kimseye anlamadım. Bak şimdi ben hakikaten orada da söyledim. Sırf kendimi temize çıkarmak için birinin suçu yokken onu... sorunlarını büyütmek istemediğim için dedim. Veremeyeceğim isim dedim. Yani biz takım olarak kaybettiysek kaybettik. Liderin dedim bunun nasıl çok. Biz bunlara hata yaptık söyledim birer birer. O yüzden kimseyi birebir göstermek istemiyorum. Kendimi aklamak için işim verip takım arkadaşlarımın yüzüne bakamazlık edemem dedim. O yüzden ben gideyim dedim istiyorsan illa işte. Tamam o zaman sen odadasın dedi. Cem seninle çalışmak istemiyorum dedi. Ondan sonra kalktık çıktık işte. İş hayatında gereksiz kahramanlıklara yer yoktur. Umarım bunu öğrenmişsindir. Bu da sana ders olsun dedi. Ben liderliği ekibin okey dediği arkadaşıma devretmek için hazırım. Erkan sırada zaten Serkan. Tamam yapıyor. Peki o zaman yine Serkan sana devrediyorum o zaman. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Bol şans. Bol şans. Ama dördünüze ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum sizin gibi bir ekiple çalışmak benim için gerçekten çok büyük bir şans ve gurur. Ve ayrı ayrı dördünüzü de seviyorum. Yani bunu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Ve bayrağı konuştuğumuz üzere aldığım gibi... İyi günler. Teşekkür ederim. Ben çok iyi bir lider olabileceğine inanıyorum. İnşallah Allah bu düşüncelerimi görev sonunda ne gıcık bir lidersin sen, ne kötü bir lidersin arkadaş. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en kötü lider sensin dedirtmez bana. Efendim? Tuncay Bey sabah saat... de hazır olmanızı istiyor. Teşekkürler çok mersi. Arkadaşlar saat 8.30'da Tuncu Abi'yle ofisinde buluşuyorum. Hoş geldiniz.